Uzun zamandır Amerikan ekonomisinin gidişatı hakkında genel açık bir video yapmamıştım. Neden? Çünkü Trump seçimi sonrası politikaların biraz netleşmesini bekliyordum. Epey çok netleşen şey var. Burada detayları Discord üyeleriyle düzenli olarak paylaşıyorum ve onları Trump'ın bir sonraki dönemine hazırlıyorum. Ama bugün genel açık olarak da çok kapsamlı bir video hazırladım. Çünkü Trump döneminde çok fazla şey değişecek gibi gözüküyor. Bunları bugünden %100 öngöremesek de hazırlanmaya başlamakta ve neyi takip edeceğimizi anlamaya çalışmakta büyük fayda var. Hazırsanız başlıyoruz. ABD ekonomisi ve ABD borsası 2020'nin başından beri çok güçlü performans gösterdiler. Reel gayri safi yurt içi hasla rekor seviyede ve S&P 500'de öyle en azından çarşamba günü rekordaydı. Oradan azıcık geriledi. Diğer bütün endekslerde de yukarıdayız. Küresel ekonominin dev bir pandemiden etkilendiği, 2021'de Trump'tan Biden yönetimine radikal bir rejimin değişikliğinin olduğu, Fed'in Mart 2022'den Ağustos 2024'e kadar yüksek faiz oranlarını uyguladığı ve hala çözülmemiş iki dev jeopolitik krizin yaşandığı düşünüldüğünde bu sonuçlar gerçekten etkileyici. Peki ekonomi Trump 2-0 döneminde de bu kadar dirençli kalacak mı? Geçmiş dönemdeki başkanlığına Trump 1-0 diyeceğiz. Seçimlerin cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlanmasından bu yana yatırımcıların bir numara sorusu bu. Bu soru bana da çok geliyor. Hem bizim Discord üyelerinden geliyor hem YouTube'dan, Twitter'dan açık kanallardan geliyor. Herkes Trump döneminde nelerin değişeceğini anlamaya çalışıyor. İşte bugün bu sorunun yanıtını birlikte aramaya çalışacağız ve her zamanki gibi başka kimsenin dalmadığı detaylara dalacağız. Da Karamsarlar ve ezberciler ekonominin dayanıklılığı konusunda şüphelerini dile getirmeye devam ediyorlar son iki yıldır 3 yıldır olduğu gibi Bazıları son 3 yılda para politikasının sıkılaştırılmasına tepki olarak bir ekonomik durgun beklemekle yanıldıklarını kabul ediyorlar. Bizim ezberciler falan kabul etmiyor da dünyada kabul edenler var diyelim veya. Bununla birlikte hataların uzun süre devam edeceğinden şüphe duydukları maliye politikasına yüklüyorlar yani devlet harcamalarına. Bu konu haksız da sayılmazlar ama bunu öngörmekte iyi bir ekonomistin yapması gerekenlerdendir. Neyse. 2022 yılının başından bu yılın Ekim ayına kadar 12 aylık federal hükümet harcamaları 192 milyar dolar civarında artarak 6.9. 9 trilyon dolara ulaşmış tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Sağlık, Medicare ve sosyal güvenlik harcamaları bu dönemde 623 milyar dolar artarak 3.3 trilyon dolara gelmiş. Devletin gelir güvenliği harcamaları biraz azalmış. Nedir bu? Vatandaşı hatırlarsanız Covid'de para dağıtıyorlardı. Orada ciddi azalma var ve 806 milyar dolar kadar gerilemiş şu anda nokta trilyon civarında bir sayı var burada. Ancak bu tasarruf savunma harcamalarında gelen yükselişle telafi olmuş kısmen. Orada 139 milyar dolarlık bir artış var. Ve savunma harcamaları nokta 9 trilyon dolara yani 900 milyar dolara ulaşmış durumda. Tüm zamanların en yüksek seviyesi ama daha da önemlisi net faiz harcamaları. Amerikan devletinin şu anda 36 trilyon dolar borcu var. Bundan dolayı faiz harcamaları coşmuş durumda 510 milyar dolar kadar artmış durumda ve yıllık neredeyse 1 trilyon dolar civarında artık devletin faiz harcaması var. Vatandaşa dağıtılan paradan elde edilen tasarruf savunmayla ve faiz giderleriyle aynen telafi edilmiş ve Amerika açıkları büyümeye devam etmiş. Ve işin ilginci bu faiz ödemeleri özellikle ABD vatandaşlarının çoğu için kişisel gelir artışı anlamına gelmiş. Neden? Çünkü paralarını devlet tahvillerine yatırıp hiç risk almadan %6-%7 civarında para kazandılar. Benzer durum Türkiye'de de var bu arada biliyorsunuz hem dolara hem TL'ye insanlar çok ciddi faiz kazançları elde ettiler ve çok zenginleştiler. Kimler tabi? Daha önce parası olanlar çünkü enflasyon parası olanı daha da zengin eder her zaman. Ocak 2022'den bu yılın Eylül ayına kadar kişisel faiz gelirleri 432 milyar dolar artmış ve 1.94 trilyon dolara gelmiş. Yıllık rakamlardan bahsediyorum. Aynı dönemde kişisel konut kredisi dışı faiz ödemeleri ise sadece 278 milyar dolar artarak 0.6 trilyon dolara gelmiş. Yani insanlar devletten gerçekten parayı emmişler faizler sayesinde borçlu bir devletten vatandaş para kazanmış ve elleri çok bollaşmış. Bu da zaten ekonomi yine canlı tutan faktörlerden bir tanesi. Hep bunun üzerinde durdum geçmiş yayınlarımda da. Amerikan ekonomisinde evet hiç parası olmayan fakirlerin durumu bozuldu. Bunu devlet destekleri biraz çözmeye çalıştılar. Ama parası olanın doğru yatırım yapabilen eli daha da bollaştı. Sonuç olarak federal hükümet harcamaları ekonomiyi büyüme yönünde teşvike devam ediyor. Hükümet açıkları daha da öyle teşvik ediyor. Çünkü vergi geliri ödemek yerine borçla finanse edilen hükümet harcamaları normal harcamalardan çok daha teşvik edici. Ki insanların cebine bile faiz geliri ekliyor. Bu da tüketimi de arttırıyor, yatırımı da arttırıyor. Bu dönemin enteresan bir özelliği de şu. Geçmiş dönemlerde federal hükümetin harcamaları, federal hükümetin bütçesine oranla ekonomik genişlemeler sırasında düşme de olurdu. Yani devletler ki zaten ekonomi genişliyor. Ben niye daha fazla para harcayayım? Bu sefer öyle değil. Bu sefer Amerika'da COVID dönemini harç koyacak olursak bir durgunluk yok, resesyon yok. Buna rağmen biraz önce bahsettiğim oran 1.2'den 1.4'e yükseldi. Yani federal hükümet kazandığından 1.4 fazlasını harcıyor. Yani bir de işte ekonomik büyüme dönemlerinde genellikle büyümeyi yavaşlatmaya çalışan bir maliye politikası olur. Enflasyon coşmasın diye bu kez ise ekonomiyi canlandıran bir kamu harcaması politikası olmuş ve ekonomiyi teşvik etmiş. Bu da yine tarihte az görülen örneklerden. İşte bütün bunlar da zaten Amerika resesyondan uzak tuttu. O yüzden dilimde tüy bitti Amerika resesyona girmez 2023'te 24'te diye. Bugüne kadar hep haklı çıktık 2025'te de gireceğini tahmin etmiyorum. Biraz sonra sebepleri anlatacağım. ABD ekonomisinin şu ana kadar açıklamaya çalıştığım yapısından dolayı Başkan Donald Trump'ın maliye politikasının teşvik edici mi yoksa kısıtlayıcı mı olacağı bu en önemli soru gibi gözüküyor ve gündemi gerçekten çok meşgul ediyor. Bugün itibariyle baktığımızda zorunlu harcamalar, buna faiz harcamaları da dahil, zorunlu harcama deyince devletin vazgeçemeyeceği harcamalar, öyle söyleyelim, toplam harcamaların yaklaşık %85'ini oluşturuyor. Eşyanın doğası gereği eğer çok sert önlemler alınmazsa bu harcamaların artışının devam etmesini beklemek lazım. İşin ilginç tarafı Trump'ın seçim vaatlerine bakacak olursak kurumlar vergisi oranı muhtemelen düşürülecek. Ayrıca bahşişler, fazla mesai ve sosyal güvenlik üzerindeki bireysel gelir vergileri de azaltılacak. E tabi matematiğin kaçılmaz gerçeği bir yandan harcamaları artırıp bir yandan da vergi indirimleri getirirseniz yani geliri azaltırsanız federal bütçe açığı daha da fazla büyüyecek demektir. Ama Trump'ın politikası sadece maliye politikasıyla ve vergilerle ilgili değil. Aynı zamanda küresel bir ticari savaşı riskini artırabilecek daha yüksek gümrük tarifelerine elde edilecek gelirle ilgili. Yani günlük tariflerini artırmak bundan bahsediyoruz hep son günlerde. İş yapma maliyetlerini düşürerek teşvik edici olması gereken deregülasyonlarla ilgili Amerika'da deregülasyon çok önemli bir mesele gibi gözüküyor. Çünkü bürokrasi fazla şişmiş durumda. Yönetimin federal hükümetin boyutunu ve kapsamını küçültme hedefi hükümetin personel sayısını azaltacak. Bu da bordolu istihdam üzerinde baskı yaratabilir. Mesela biliyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı kapatmaya niyetliler. Bir de göçmenleri sınır dışı etme politikası var. Eğer teknoloji sayesinde üretkenlikte ciddi bir artış yoksa ve iş gücü açığını telafi edecek boyutta değilse bu üretkenlik artışı iş gücünün azalması enflasyonist sonuçlara yol açabilir. Bu da yine çok tartışılan konulardan bir tanesi. İşin enerji boyutu da ayrı bir tartışma. Trump enerji maliyetleri düşük tutabilecek mi? Biliyorsunuz enerji üretimini özellikle petrol ve doğalgazla artırmayı düşünüyor. Bunun enerji maliyetlerini aşağı indirmesi bekleniyor. Ama gerçekte sonuçlar ne olacak? Çünkü biliyorsunuz enerji bir de jeopolitik sonuçlardan da etkilenebiliyor. Burası da yine tartışılan konulardan. Yani anlayacağınız Trump 2.0 döneminde Ocak 24'te başlıyor yanılmıyorsam çok sayıda hareketli parça var ve bu kadar hareketli parçanın olduğu bir yerde ekonomi tahmini yapmak hiç de kolay bir iş değil. Ben ise olumluyum. Yani biraz sonra detaylarına gireceğiz neden olumlu olduğumun ama Trump'ın 2-0'ının üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artıracağını, enflasyonu beklenenin çok altında tutacağını, neden hükümetin büyüklüğünü küçülteceğini, hükümet harcamalarının büyümesini yavaşlatacağını ve federal açığı da daraltacağını umuyorum ayrıca deregülasyon sayesinde Amerika'nın tekrar inovasyonun, yaratıcılığın, yenilikçiliğin merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Öte yandan barış tarafında da Trump'ın yol almaya çalışacağına inanıyorum. Bunun da dünyanın üzerinde bu savaşlardan kaynaklanan baskıyı azaltacağını ve belki de Amerika'nın savunma harcamalarında biraz azalacağını umuyorum. Buna ilgili biraz daha detaylara gireceğiz. Tabii ki tüm bunlardan emin olmak çok zor. Pek çok uygulama hatası olabilir, politika sapmaları yaşanabilir, jeopolitik gelişmeler olabilir. Bunlar planları bozabilir. Trump'la inanmaz kavga edebilir, her şey olabilir. Ama yine de ben önümüzdeki 4 yıl boyunca Washington'ı yönetecek Trump 2.0 ile ilgili olarak olumluyum ve bunun 10 yılın tamamına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ve Amerika'nın tekrar hızlı bir büyüme eğrisine gireceğini o eski daha sert kapitalist günlere doğru bir dönüş yapacağını tahmin ediyorum. Şimdi tabii diyeceksiniz ki bu adam da hep iyimser kardeşim. 2022'nin Ekim'inden beri ben iyimserim biliyorsunuz. İyi ki de iyimserdik borsalardaki yükselişten büyük bir ayarlandık. Şimdi daha da iyimserim. Tabii kısa vadede iyimserim anlamına gelmiyor. Kısa vadede ne olacağı belli olmaz. Hatta yıl sonuna kadar sert bir geri çekilme yaşarsak çok da şaşırmam. Ama 2024'ün sonrası için baktığımda çok çok olumluyum. Ne öyle olumluyum biraz daha detaylara girelim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Önce vergilere bakalım. Korku ne? Trump vergi gelirini azaltacak devletin. Çünkü hem kurumlar tarafında vergileri azaltıyor hem bazı bireysel vergileri ortadan kaldırıyor. Ama Trump ilk defa Amerika'nın başına gelmiyor. Trump 1.0 döneminde ne olduğuna bakmakta fayda var. Trump 1.0 döneminde vergi indirimi ve istihdam yasası diye bir yasa çıkarttılar. TCJA diye geçiyor İngilizce kısaltması. Ve burada kurumlar vergisi oranını %35'den %21'e çok keskin bir şekilde indirdiler. Aynı dönemde bireysel gelir vergisi oranları da düşürmüştü. Yasaların çoğu 2018 yılında uygulamaya alındı. Peki sonuçlar ne oldu? Toplam federal hükümet gelirleri Aralık 2017'ye kadar olan 12 aylık dönemde 3.34 trilyon dolar civarındaydı. 2019'da 3.5 trilyon dolar civarına geldi. 2018'de geçici bir düşüş yaşandı ve 3.34'ten 3.33'e geriledi. Vergi indirmeden dolayı ama 2019'da gelirler arttı. Neden? Çünkü daha canlı bir ekonomiyi şirketlerin daha fazla iş yapmasını sağlıyor. Oran düşük olması bir şey değiştirmiyor. Toplamda daha fazla para kasaya girebiliyor. Evet bu dönemler kurumlar vergisi gelirinde bir düşüş vardır belki. Ama bireysel ve bordo vergisi gelirlerinde müthiş artışlar oldu. Niye? Çünkü şirkete daha fazla insan istihdam ettiler, daha fazla maaş verdiler. İnsanlar da devlete bunu yine vergi olarak geri döndürdüler. Yani Trump'ın vergi politikasından belki o kadar da korkmamakta fayda var. Trump'ın 2.0 döneminde TCJA'nın 2025 yılında sona erecek olan hükümlerin çoğunun uzatılması yüksek ihtimal. Buna ek olarak kurumlar vergisi oranının %15'e düşürülmesi bekleniyor. Bahşiş, fazla mesai ücreti ve sosyal güvenlik vergilerini de indirime gideceği düşünüyor. Sayın Mehmet Şimşek umarım siz de duyuyorsunuzdur. Artık lütfen vergi getirmeyin, biraz vergi azaltın. Bakın dünyanın en zengin ekonomisi neler yapıyor. Ama bütün bu ispatlara rağmen tahvil yatırımcıları şu anda ne düşünüyorlar? Eğer gelir olanları azalırsa gelirler azalır. Bu da Amerikan hükümetinin açıklarını artırır. Bunu telafi etmek mümkün değildir. O halde hazine kağıtlarından biz daha fazla faiz istemeliyiz. Yani dikkat tam Trump seçiminden beri hisse senetleri yukarı gitti ama tahvillerdeki faizler de hızlı gitti Amerika'da yukarı. Bu açık korkularından dolayı. O da bence borsayı epeyce baskılıyor. Yani o baskıda olmasa borsa nereye gidecek bilmiyorum artık. Ve işin de tasarruf boyutu var. Tamam gelirleriniz diyelim ki azaldı. Ama gelirler biraz düşüyor olsa bile tasarrufu daha fazla yaparsanız yine açıkları azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz. Ve Trump bu konuda çok niyetli gözüküyor. Trump departmanlarının bütçelerini ve personel sayılarını azaltabilecek kabine sekreterliğini atayarak bunu anladığının sinyalini veriyor. Şu ana kadar atanan bütün bakanlar, bütün kabine sekreterleri tasarruf yanlısı özel sektörden gelme verimin önemini veren mümkün olduğunca az personelle çok fazla iş yapmaya çalışan insanlar. Tam bunu da yetinmedi biliyorsunuz. Elon Musk ve Vivek Ramaswamy başkanlığında devlet verimliliği dairesini kurdu. Doge ismi de isim daha bahsetmiştim. Bunların amacı da federal hükümetteki israfları ve yolsuzlukları azaltmakta. Hedefleri de ABD bütçesinde 2 trilyon dolar tasarrufa gitmek hatırlayın. 6.9 trilyon dolar son bütçe. Daha önce de böyle denemeler yapılmış. Hep başarısız olmuş. Çok kötü hikayeler var bu konuda. Ve şöyle bir sorun da var. Federal bütçenin yaklaşık %85'i demin de bahsettiğim gibi sosyal güvenlik, Medicare, sağlık hizmetleri, gelir güvenliği, ulusal savunma, ve net faiz harcaması gibi zorunlu harcamalardan oluşuyor. Bunların üzerinde tasarruf çok da kolay değil. Bunları düştüğümüzde geriye zorunlu olmayan hükümet harcamaları kalıyor. Bunlar sadece 1 trilyon dolar civarında. Onlardan istenilen 2 trilyon dolar tasarrufa ulaşılmaz. Demek ki burada Elon Musk ve Ramans değişik şeyler yapması gerekiyor. O büyük asıl bölüme de saldırmak için. Hükümet harcamalarının tüm kategorilerinde israf olduğuna eminim, yolsuzluklar olduğuna eminim, ihmaller olduğuna eminim ben ve bunların kökünün kazınması toplam harcamalarda önemli bir azalma sağlayabilir. Yani o zorunlu harcama gibi gözükenleri bir bölümde de tasarruflu olabilir. Özellikle mesela savunma alanında videonun sonunda ona biraz daha değineceğim. Vergileri konuştuk, tasarrufları konuştuk ama Trump'ın bir planı daha var. Ekstra gelirler yaratmayı düşünüyor. Trump devletin gelirini artırmak için ABD'nin ithalatına %10 ile %20 oranında Yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. Bu Trump 1.0 döneminde de yapılmıştı ve sonuçları hiç de işte fena değil. Trump'ın 1.0 döneminde federal hükümetin gümrük vergilerinden elde ettiği gelir 2017'de yaklaşık 40 milyar dolarken 2019'da neredeyse 80 milyar dolara kadar çıkmıştı. Bugün daha da sert tarifeler düşünüyor Trump. ABD'nin tüm mal ve hizmet ithalatına %10 20 civarında gümrük vergisi uygulaması 400 milyar dolarla 800 milyar dolar arasında ekstra gelir sağlayabilir. Tabi buradaki varsayım tedarikçilerin mal satmaya devam edeceği ithalatın çok azalmayacağı ben öyle olacağını da düşünüyorum. Ben burada hiçbir küresel ticari savaşı beklemiyorum. Çünkü Amerika'nın en büyük iş ortağı Çin'dir ve Çin'in de Amerikan tüketisine çok ihtiyacı var. Çinliler bu kadar ne yaparsanız yapın tüketmiyorlar. Ben bu nedenle bu günlük tarifesi artışlarının büyük bölümünün Çin şirketleri tarafından absorbe edileceğine inanıyorum. Burada hassas bir konu Powell'a ilişmemesi gerekiyor. Eğer Fed Başkanı Jerome Powell'a faizleri düşmesi için çok baskı yaparsa burada tahvil yatırımcıları bayağı sinirlenirler. Tahvil yatırımcının sinirlenmesini istemiyoruz. Çünkü onlar sinirince faizler yükseliyor. Faizler yükselince bu borsayı baskılıyor. Çünkü ekonomik aktivite yavaşlıyor. Powell 7 Kasım'daki son basın toplantısında bir kez daha şunu vurguladı. Mali politika sürdürülemez dedi. Bunun durması gerekiyor. Ekonomiye oranla borcumuzun seviyesini sürdürülemez buluyorum." dedi. E tam da aslında benzer bir görüşte. Bu kodaralanı çok fark yok. Yeni yönetim maliye politikası hakkında yeterli bilgi sağladığında Fed personelinin bunu modellemeye başlayacağını ve ekonomi üzerindeki olası etkilerini de tahmin etmeye çalışacaklarını söylemişti Powell. Şimdilik bir şey yapmıyoruz, beklemedeyiz demişti. Trump'ın ekonomik politikalarının enflasyonu tetikleyici bir yönü olabilir. Çünkü şirketler daha fazla para kazanacak, daha fazla harcayacak, tarifeleri artıyor, eşmenler geri yollanıyor. Bunlar enflasyonist etkiler yaratabilirler. Faiz indirimleri konusunda 2025'te daha dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. 2024'ün son çeyreğindeki indirim gelecek bence ama 2025'te biraz hayaller suya düşebilir. Bu nedenle Trump'ın Powell'ı arayı iyi tutmasına büyük fayda var. Çünkü eğer öyle yapmazsa tahvil yatırımcıları çok sinirlenirler. Ve onlar çok önemliler. Çünkü Amerika'nın aslında hisse senedi piyasasından daha büyük pazarı tahvil piyasasıdır. Dünyanın her yerinde Amerikan tahvilleri alınır satılır. Amerikan dolarının gücü Amerikan tahvillerine olan talebe bağlıdır. Burada yatırımcıları sinirlendirmemekte fayda var. Şu anda biraz sinirli gözüküyorlar. Trump'ın seçildiği tarihte... %3.2'ydi 10 yıllıkların faizi şu anda %4.41'e geldi. Dün hafif bir geri çekilme var ama hala gerginler. Bu nedenle Trump'ın Trump, 2.0 Trump 2 döneminde başarılı olması için ne yapıp edip tahvil yatırımcılarının kalbini kazanması gerekiyor. Yaptığı hazine bakanı ataması bu yönde çok olumluydu. Discord grubunda çok detaylarını paylaştım. Lütfen eğer henüz Discord'a üye olmamışsanız siz de üye olun. Yani YouTube katılırlar içinde Discord seviyesini seçiniz. Zaten diğer seviyelerin büyük bölümünü ileride kapatacağız. Orayı seçiniz. Orada çok fazla içerik paylaşıyoruz. Ve yeni hazine bakanı da Amerikan ekonomisi açısından öneminin üzerinde orada çok durduk. Trump eminim seçimi kazandığından bu yana hisse senetlerinin çok hızlı yükseldiğini gururla gözlemliyor. Ama dikkat etmesi gereken konu tahvil faizleri yükseliyor. Bunu mutlaka kontrol altına almalı. Burada Powell'a iyi bir iletişim çok önemli ve bir yandan da tahvil yatırımcılarına hükümetin açıkları büyütme niyetinin olmadığı mesajını yoğun olarak vermesi gerekiyor. Bu arada Trump gerçek bir piyasa dostudur. Bunu söylemekte de fayda var ama şu anda piyasalar ucuz değiller. Trump'ın Amerikan borsalar açısından çok başarılı oldu. Trump 1.0 dönemin sonunda S&P 500'ün ortalama fiyat kazancı 16.0'dı. Şu anda 21.9. Zaten epey pahalı bir piyasa var. Ahvil da bu yönden de dikkat etmesi gerekiyor. Onların ani bir hareketi piyasaları sert aşağıya alabilir. Evet, şimdi bütün bunların ışığında son görüşüm ne? Ben TAMP'ın bir piyasa dostu olduğunu düşünüyorum. İş hayatı dostu olduğunu düşünüyorum. Ve barış dostu olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın yeni savaşlara girmesine izin vermeyeceğine olan savaşlarını bitireceğini düşünüyorum ekonomi için iyi olacağını ve piyasalar için iyi olacağını düşünüyorum. Trump kendi başarısını hisse senedi hareketleriyle çok tanımlar. O yüzden hisse senetlerin düşmesine çok izin vermeyecektir. Tabii burada tahvil yatırımcıları kızdırırsa izin vermemesinin bir önemi kalmayabilir. Çünkü tahvil yatırımcıları faizi yukarı alınca her şey tehlikeye girer. Beni diğer rahatlatan konu da Elon Musk'ın bu yönetim içine yer alması. Tabii göreceğiz ne kadar burada rolü kuvvetli olacak. Kendi şirketini yönetmek ayrı bir şey ama Washington'ın karmaşık bürokratik koridorlarında ne kadar yol olabilecek bilmiyorum. Ama iki önden bir, zaten çok tasarruf odaklı birisi hatırlayın. Twitter satın aldığında iş gücünün %75'ini işten çıkartmıştı. Hep verimlilik delisi bir adam bu. Tesla'nın üretim maliyetleri sürekli aşağıya gidiyor. Fiyatları ucuz masaya rağmen şirketin rüt karı yukarı gidiyor. Yani gerçekten bir tasarruf delisi var karşımızda. Ve bir yandan da teknoloji çok etkin kullanabiliyor. Mesela Amerika'nın savunma sanayi kökten değişecek bence. Bugünkü bu ağır uçaklara, tanklara, tüfeklere dayalı savunma sanayi yerine dronelara, yapay zekaya dayalı Elon Musk bunları becerebilecek bir adam. Artı federal hükümetin kendi verimsizlikleri yönetmek için de yine teknolojiyi çok etkin kullanabilir. Mesela ihalelerde kullanılan teknoloji de ise daha şeffaf hale gelse ve vatandaş görebilse ihale neyin olup bittiğini muhtemelen oralarda bile tasarruf şansları var diye düşünüyorum. Ve hepsinden de önemlisi teknolojinin kendisi. Ben 2025 yılında yapay zekadan artık sonuç almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü 2023 ve 2024 Temel olarak yapay zeka ile ilgili altyapının kurulmasıyla geçti. O çipler satın alındı, dev veri merkezleri kuruldu. Büyük dil modellerinde ufak ufak patiklere başladık. Benim gibi bireyseller epey verimikten artırdılar. Benim video üretme verimi mesela çok artmış durumda bu sayede. Ama daha büyük kurumların ve devletlerin yapay zeka sayesinde verim artışlarına başlamadık. Bunların 2025'te başlayacağını, 2026-2027'de çok büyük etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Amerika'nın bu oyunda ileride olmasından dolayı da üretkenliği artırabileceğini ve üretkenliğin de enflasyonist baskıları azaltabileceğini düşünüyorum. Ben bu nedenle çok çok olumluyum ama tekrarlayayım. Kısa vadeli piyasa hareketleri hakkında bir görüşüm yok. Orada genel beklenti bir Noel Baba rallisi olur mu? Geçerse de o beklentiyle girdik. Kayar 40 uğramıştık. Yılın başına çok kötü başlamıştı hatırlayanlar mutlaka vardır. Bilemeyiz. Yıl sonu geçişleri Amerika'da çok sert olabiliyor. Bir de hani ben Trump'ın yerinde olsam bu ülkenin başına geçerken hani tıpkı bir CEO gibi düşünün. Önce borsanın bir dibe vurmasını isteyebilir. Herhalde. Çünkü benim dönemde nasıl yükseldiğini söylemek isterdim. Bu nedenle Trump birkaç açıklamayla, işte günlük tarifeleri konusunda birkaç açıklama, Çin'de gerginliği artıracak birkaç açıklamayla borsayı rahatlıkla aşağı alabilir. Bunları yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden yani kısa vade hakkında bir fikrim yok. Ama Trump'ın önündeki 4 yılda yapacaklarının eğer Elon Musk ilişkisi de bu şekilde devam ederse Amerikan ekonomisi için ve dünya için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü daha verimli, daha başarılı bir Amerikan ekonomisinin bütün dünyaya olumlu yansımaları da oluyor. Orada borsalar çok artınca o para eninde sonunda nereye geliyor? Bizlere geliyor. koyuna e gidiyor. Bitcoin konsa çok olumlular. ondan ilgili bugün bir short video yayınladım. Onu da izlemekte büyük fayda var. Evet uzunca oldu bu video biliyorum. Ama umarım kafanızdaki pek çok soruyu netleştirmişimdir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.